Evet gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Gençler biliyorum Perşembe günü kampa başladık ve daha sonrasında videonuz gelecek, ödev videonuz gelecek dedim ama bazı sağlık sorunlarından kaynaklı yaklaşık bir iki günün falan hastanede geçti, kusura bakmayın. Ben de bir şey yok, iyiyim. Biraz aileden birilerinin sağlık durumunda bir sıkıntı vardı ama Allah'a çok şükür bir derdimiz tasamız yok. Bu video yüzden gecikti, kusura bakmayın. Şimdi ödevlendirmenizi yapacağım. Ödevlerinizi sevgili gençler aksatmadan haftası haftasına yapıyorsunuz. Yani bir sonraki haftaya, bakın geçen sene yaşayan çok oldu bunu. Bir sonraki haftaya ödev bırakan arkadaşım, eksik yapan arkadaşım, bir sonraki hafta tüm ödevleri nasıl olsa yaparım diyen arkadaşım mutlaka sürekli zincirin halkalarını eksik ekleyerek ilerledi. Ve tam yapan arkadaşlara göre onun zinciri birazcık kısa kaldı. Haberin olsun. Ben sana şimdiden bunları söyleyeyim ki sen hatasız, kusursuz bir şekilde ilerle. Benim dediklerim, benim sana verdiğim ödevler inan seni yormayacak şekilde hazırlanmış ve program bittiğinde gerçekten ama gerçekten sen de tam anlamıyla hem bir kitap bitirmiş oluyorsun hem de kendini çok zinde ve çok diri hissediyorsun. Emin olabilirsin buna. Bu yüzden size uyarım, ilk ödev videosundan uyarım, verilen ödevleri tam ve eksiksiz biçimde yapmalısın. Şimdi arkadaşlar kitabımız bu. Ne kapağı değişti ne içeriği değişti. Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Geçen senekiyle aynı kitap. O yüzden arkadaşlarım bu kitaptan alabilirsiniz. İşler yayın evlerinden, internetten, web sitesinden alabilirsiniz. İşler online'dan alabilirsiniz. Sıkıntı yok. İstediğiniz her yerden bu kitabı alabilirsiniz. Çözümleri yine benim kanalda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben bu kitabın çözümlerini yaptım. Yüklü bir şekilde hazır. Yapamadığın soruları da oradan bakabilirsin. Çözmemiz gereken kısımları söylüyorum. Sayı kümelerini çözeceksin. Teklik ve çiftliği çözeceksin. En büyük ve en küçük değer bulma, ardışık sayılar. Bu dört konunun tüm sorularını çözeceksin. Çözmen lazım. Benim sana verdiğim ödevi yapman gerekiyor. Haberin olsun. Şimdi hemen bunların da sana içeriğini de göstermek istiyorum. Şu şekilde. Arkadaşlarım çözmeniz gereken kitabın içindekiler kısmından bak. Tam sayılar harfli ifadeleri çözüyorsun. Sayfa 6'dan başlıyor. Teklik çiftliği çözüyorsun. Sayfa 14'ten başlıyor. Ardışık sayıları çözüyorsun. Sayfa 18'den başlıyor. Bir de şu aradaki iki tane konuyu boş bırakıyorsun. Ben sana anlattıktan sonra çözeceksin bunları. Bir de basamak kavramı değil, özür diliyorum. En büyük en küçük değer bulma sorularını çözüyorsun. Bu da sayfa 30'dan başlıyor. Yani yaklaşık olarak şu kısım 21'e kadar devam ediyorsa 21 eksi 6 artı 1'den 16 sayfa burada var. Şurası da 6 sayfa sürse toplam 22 sayfa ödevim var. Ve dikkatli biçimde özenerek çözmeni rica ediyorum. Şimdi hocam şunu sorabilirsiniz. Bu kitabı sadece bu kitaptan mı ilerleyeceğiz hocam diye. Eğer kendini gerçekten matematikte çok kötü hisseden ama gelişmek isteyen arkadaşlarım varsa bu kitabı kullanacaklar. Bu kesin. Ama hocam 0-20 net arası olduğum için ben bu kampı takip ediyorum ama benim netlerim yaklaşık 18-19 civarında. Yani kendimi çok da kötü hissetmiyorum. Rahatlıkla 20'nin üstüne çıkabilirim. Kendimi istesem bunu yapabilirim diyorsa o halde diğer kampı takip eden öğrenciler için yani 20 net üstü kampımızı takip eden öğrencilerim için şimdi vereceğim ödevleri sen de yapabilirsin. Bu kitabı sen de çözebilirsin. Geçtik 20 net üstü yapan arkadaşlarımın ödevlerine. Bak, sana da söylüyorum. Zaten kitap geçen senenin ve ondan önceki seneninki kitaplara göre zaten hafifletilmiş bir kitap. Tabii ne kadar hafifletilsek de acil yayınlarıyız. Sonuçta bir kalitemiz, bir endamımız hala var arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani sorular öyle hafife alınacak kadar da zor değil. Sana söyleyeyim. Hafife alınacak kadar da kolay değil. Öncelikle bunu söyleyeyim ben sana. Sorularda kalite akıyor her zamanki gibi. Şimdi bir kere derece hedefliyorsan bu kitabı mutlaka çözmen lazım. Az önce söylediğim arkadaşlar. Hocam ben kendimi 18-19 civarında görüyorum zaten. Bunun üstüne de rahatlıkla çıkabilirim. Acaba ben de mi TYT Soru Bankası'nı çözsem bu matematik ilacıyla beraber diyorsan mutlaka. Bunu çözmen lazım. 20 net üstü yapan arkadaşlarının bunu %100 çözmesi lazım bu kitabı. Şimdi yapmanız gereken ödevler. Pozitif negatif sayılar, teklik çiftlik konularımızı söylüyorum. En küçük en büyük değer bulma ve ardışık sayılar ve örüntü isimli konuları mutlaka sorularını çözüyorsunuz. Bu seneki kitap kapağımız bu ve dediğim gibi sevgili gençler çözümler yine benim kanalda.
yapılmaya başlandı. Hızlı bir şekilde de yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yeni kitabımızın çözümlerini. Geçen seneki kitaptan çalışacak olan arkadaşlar varsa yine aynı bölümleri yapsınlar. Hocam benim bu kitabı almaya gücüm yetmedi. Geçen seneki kitap da elimde vardı zaten. Ben o kitabı çözmek istiyorum diyorsa eyvallah, o senin bileceğin iş. Hiç sıkıntı yok. Bunu çözsen daha iyi olur ama o kitabı da çözsen tabii ki yine zirvelere oynarsın. Şimdi o kitaptan da aynı konuları çözebilirsiniz. O kitabın çözümleri zaten kanalda mevcut. Bu seneki kitabın çözümlerini ekstradan farklılık getirerek hem görüntüme ekledim, hem biraz daha yavaş anlatıyorum, hem daha sade anlaşılır biçimde anlatıyorum. Haberin olsun. Bu kitabın çözümleri de yine yapılmaya başlandı ve kanalda zaten yüklendiğinde görüyorsunuz. 2022 TYT Soru Bankası şeklinde bir oynatma listesinin altında. Şimdi sevgili gençler, bunlardan da yaklaşık kaçar sayfa çözmeniz gerektiğini ben size hemen buradan göstereyim. Bakın bu kitaptan da arkadaşlarım şunları çözüyorsunuz dedik. Pozitif ve negatif tam sayıları çözüyorsunuz. Tek ve çift sayıları çözüyorsunuz. En küçük ve en büyük değer bulma problemlerini çözüyorsunuz. Ardışık sayılar ve örüntüyü çözüyorsunuz. Yani şuranın son sayfası 31 olsa, bu da 6'dan başlıyor. 31 eksi 6 artı 1'den sevgili gençler 26 sayfalık bir ödevinizde sizin var. Yaklaşık her sayfada 5 tane soru olduğunu söylesek 130 tanecik soru çözeceksiniz. Bakın bu ödevleri biriktirmeyin. Aman bir sonraki hafta yaparım, bir tane test kaldı ama onu da sonraki haftanın ödevinde yaparım dersen emin ol bu yığıla 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 herkes kitabı bitirir. Sen hala kitabın yarısında olursun. Ben sana şimdiden uyarayım. Yapma hocam, o kadar olur mu? Olur arkadaşım. Ne demişler? Bugünün işini yarına bırakmayacaksın. Dolayısıyla ödevlerini eksiksiz biçimde yapacaksın. Keşke ödev kontrollü gibi bir imkanım olsa da bunu herkesin tek tek ödevine bakarak yapsam. Ama zamanında dershanelerde çalışırken 25 tane öğrencinin ödev kontrolünü yapmak bile çok ağır bir durumken, çok uzun sürüyorken, şimdi bu kampı 5000 kişi takip etse o 5000 kişinin tek tek ödevine tabii ki bakamayacağım. Ama sevgili gençler, siz sanki benim kontrol edecekmişim gibi, yapamadığınız takdirde sizi cezalandıracakmışım gibi düşünerek yapın ödevlerinizi. Aman diyeyim, eksiksiz yapın arkadaşlar. Bir de hocam ben sadece bu kitabı çözmek istemiyorum TYT Soru Bankası'nı. 20 net üstü yapanlar, size söylüyorum. Ben sadece bu kitabı çözmek istemiyorum, yanına bir tane daha kitap çözmek istiyorum diyorsa, acil yayınları dışında hocam bir öneriniz var mı dersen, benim bir öneride bulunmam etik olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla sen şunu yapacaksın. Gittin kırtasiyeye, gittin kitap evine, gittin herhangi bir kitap satan bir noktaya, açtın kitapları. Şöyle zaten gözünle okuduğun zaman hissedersin. Kitap benim seviyeme uygun mu değil mi? Tabii ki kırtasiyedeki veya kitap evindeki arkadaşlardan da yardım isteyebilirsin. Ben bir kitap alacağım. Seviyem de şu şekilde. İşte ben 40 soruda 25 civar yapıyorum. 40 soruda 26 net civar yapıyorum. 30 net civar yapıyorum. Acaba bana önerebileceğiniz bir kitap var mı? Özellikle şunu da söyleyebilirsiniz. Acil yayınları seviyesinde bir kitap var mı? Onun diline yakın, onun gibi işte acil yayınları gibi yeni nesil sorulara hakim bir kaynak öneriniz var mı diye de sorabilirsin. Onlar da seni yönlendireceklerdir. Kendi kafanda bir sıralama yap ve o kaynağı seç. Ve ondan da yine dediğim konuların ödevlerini yapabilirsin. Bu kampla beraber, benim verdiğim ödevlendirmeyle beraber hareket edersen zaten, tamam mı? Çok kısa bir zaman diliminde, yani aralığa gelmeden, Ocak ayına girmeden, 2022'ye girmeden arkadaşım, sen çok temiz matematikten kitaplar bitirmiş olacaksın. Sonradan ne yapacaksın? 2022 Ocak ayına geldik. Hocam soru bankalarını bitirmişsin, konu tekrarlarını, her haltını bitirmişsin. Artık oturacaksın, deneme çözeceksin. O 5,5 aylık, 6 aylık süreçte de sen sürekli deneme çözsen, zaten 2022 YKS senin için hız gelir tırıs gider. Ben sana bunu söyleyeyim, açık konuşayım. Zamanın varken, hala 350 küsür günler varken, lütfen arkadaşım, sana yalvarıyorum, bu çalışmaların kıymetini bil. Adam akıllı biçimde takip et. Eğer ki 2 hafta sonra, 3 hafta sonra hocam kampınızı yeni gördüm, ben tekrar program istiyorum, bana bir program çıkarır mısınız derseniz de, zaten geçen sene yaptığım gibi yeni başlayanlar için kamp programını oluşturacağım. Ama size tavsiyem lütfen arkadaşlar, bu kamp programına ayak uydurmaya başlayın geç olmadan. Evet gençler, ödevlendirmelerimizi yaptık. Unutmayın, eksiksiz istiyorum ödevleri lütfen arkadaşlar. 0-20 net arası yapan öğrencilerimin
programı bu, ödevleri bu. Tam sayı, harfli ifadeler, tek çift sayılar, ardışık sayılar ve en büyük en küçük değer bulmayı yapıyorsunuz. Diğer arkadaşlarımın ödevleri de zaten az önce söyledik. 0-20 net arası yapacak olan yapan arkadaşlarımın takip ettiği programda ödev kitabımız Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası arkadaşlar. Yine acil yayınlarını alabilirsiniz, çözümleri yine bende dedim. Yapamadığınız, çözemediğiniz soruları buradan öğrenebilirsiniz. Diğer arkadaşlarımın alması gereken kitap da bu. Eğer ki diyorsanız hocam benim elimde bisikletli kitap var, ben tekrardan bir kitap masrafına girmek istemiyorum diyorsan, eyvallah, amenna, sıkıntı yok, o kitabı da çözebilirsin. Onların da çözümleri zaten yine benim kanalda ve yüklü biçimde hepsini yükledim arkadaşlar. Ve hocam ben bu kitabı aldım, buradan devam etmek istiyorum diyorsan da zaten yine aynı konuları çözeceksin, sıkıntı yok. Evet gençler, artık bir sonraki haftaki programımızda görüşürüz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.